Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. Türk bayrağına büyük saygısızlık. Hafter provokasyon peşinde. Libya'nın resmi başbakanı olan Türkiye ile yakın ilişkiler içinde bulunan Abdülhamit Dibeybe, ülkenin doğusunda bulunan ve gayrimeşru silahlı Hafter milislerinin kontrolünde bulunan Sirenaika eyaletinin kilit sahil kenti Tobruk'u ziyaret etti. Bu sırada Dibeybe'nin geçeceği yola Türk bayrağı sererek başbakanın konvoyuna Türk bayrağını çiğneten darbeci Hafter milisleri çizgiyi aştı. Hafter yanlısı milislere ait bazı araçların Türk bayrağının üzerinden ezip geçtiği görüldü. Milislerin Türk bayrağı üzerinde sırf keyif için adım atıp eğlendikleri anlar kameralara yansıdı. Geçtiğimiz yılda Libya'da BAE, Fransa ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen gayrimeşru güçlerin lideri General Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun düzenlediği tatbikatta düşman olarak Türk bayrağı kullanılmıştı. Aynı zamanda Başbakan Abdülhamit Dibeybe seçilmeden önce Libya'nın Atina Büyükelçisiyken Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikalarını desteklediği için Yunanistan tarafından resmi olarak istenmeyen adam ilan edilmişti. Türkiye için gurur günü. Bayraktar Akıncı TİHA rekor kırdı. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen proje kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı ve kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda gerçekleşen uzun uçuş ve yüksek irtifa performans testinde havalanan Akıncı 38.039 fite yani 11.594 metreye çıktı. Böylece daha önce 27.030 feet yüksekliğe çıkan Bayraktar TB2 SİHA'nın rekoru kırılarak ilk kez milli olarak geliştirilmiş bir hava aracı ile gökyüzünde bu yüksekliğe ulaşılmış oldu. Bayraktar Akıncı TİHA'nın 38.039 fite çıktığı bu uçuşta 25 saat 46 dakika havada kaldı. Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden yönetilen uzun uçuş faaliyetleri kapsamında Akıncı havada 7507 kilometre yol kat etti. Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 870 sorti yapan Akıncı toplamda 347 saat 28 dakika uçuş gerçekleştirdi. Bayraktar Akıncı TİHA 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testinde Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAMC-MAMLE ve ilk kez kullanılan MAMT ile hedefleri başarıyla vurmuştu. 5 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen atış testinde ise ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlar ile yapılan atış testinde de Akıncı'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu. 2021 yılı içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar Akıncı TİHA projesinde seri üretim süreci devam ediyor. Seri üretimin ilk uçakları olan ve Çorlu'ya intikal eden Bayraktar Akıncı S1 ve S2 ile test faaliyetleri sürdürülüyor. Diğer seri üretim modellerinin entegrasyon çalışmaları ise Baykar Milli SİHA ARGE ve üretim merkezinde yürütülüyor. Ekonomiste konuşan Dendias, 20 Temmuz'da ne olacağını göreceğiz dedi. Ekonomist dergisinin düzenlediği konferansta konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın ilkelere dayalı bir dış politikası var. Bu da bizim uluslararası hukuka ve uluslararası deniz hukukuna uygun faaliyet gösterdiğimiz anlamına geliyor. Maalesef bu ilkeleri paylaşmayan Türkiye gibi ülkeler var dedi. Doğu Akdeniz'deki mevcut durum hakkında sorulan soruya Dışişleri Bakanı, bu yılki gerilimlerin geçen yıl ile aynı seviyede olmadığını söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz'unu kutladığını söyleyerek ne olacağını göreceğiz dedi. Dendias ayrıca daha az gerilimle karşı karşıya olsak da Türkiye'nin hem davranışlarında hem de inançlarında bir değişiklik olduğuna dair somut bir kanıt görmediğimi üzülerek söylüyorum dedi. Son olarak Biden hükümetinden ne beklediği sorusuna yanıt veren Yunan Bakan, bölgede daha fazla Amerikan varlığı istiyoruz dedi. ABD'nin Türkiye'ye insan hakları ve hukukun üstünlüğünü tek yönlü anlatabilen dünyadaki tek ülke olduğuna dikkat çekti. Öte yandan Katimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan önümüzdeki aylarda yeni ulusal güvenlik stratejisi hazırlayacak. Türkiye odaklı olacak ulusal güvenlik stratejisine Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Türkiye'nin mavi vatan doktrini yansıtılacak. Habere göre ilgi dışı kalan Libya gibi tüm yeni gelişmeleri içerecek şekilde her 5 yılda bir güncellenecek olan belge Amerikan ulusal güvenlik stratejisi standartlarında olacak. Türkiye Akdeniz'de sondaja başlıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Akdeniz'de Türk Karasuları için 3 alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulunduğu açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Türk Karasuları içinde sahip bulunduğu PAFTA numaraları belirlenmiş 3 adet petrol sahası için başvuru yaptı.
Macron sahaldeki stratejisini değiştirdi. Fransa Türkiye'yi örnek alıyor. Fransa geçen hafta Mali ordusuyla askeri işbirliğinin yeniden başladığını açıkladı. Sahel'deki askeri sistemin yeniden yapılanması ile ilgili ayrıntılar 9 Temmuz Cuma günü yapılacak G5 Sahel zirvesi sırasında açıklanacak. Sahel bölgesinde terörle mücadelede başarısız olan Fransa, aynı zamanda bölge halkının tepkisine de maruz kaldı. Türkiye'nin Afrika'da, özellikle de Libya ordusuyla yapmış olduğu işbirlikleri Fransa için model olarak gösteriliyor. Le Point'e konuşan kaynaklar, hedefin askeri bir operasyondan bir işbirliği mekanizmasına geçiş olduğunu belirterek, tüm Fransız askerlerini ülkelerine geri göndermek değil, müttefik silahlı kuvvetlerle işbirlikleri kurarken sayılarını azaltmak olarak açıklıyor. Le Point'e konuşan Fransa'nın eski Mali Büyükelçisi Nicolas Normand, mevcut askeri sistemi radikal bir şekilde dönüştürmeye yönelik bu karar, Mali ve Sahel'deki uzmanların, araştırmacıların çoğunluğu tarafından bekleniyordu, dedi. Bana göre değişim doğru yönde, diyen Norman, her halükarda Fransız ordusunun Mali ve Sahel'deki 8 yıllık yoğun müdahalesinden sonra başarıların, başarısızlıkların ve hataların yükünü almak gerekiyordu. Her şeyden önce eleştirilen şey, yerel ordulara göre fazla özerk hareket eden bir dış harekat olmasıydı. Fransız egemenliği de çok barizdi ve sömürgeci olarak suçlandık. Güçlerin azaltılması yoluyla yerel ordulara doğrudan destek sağlayan, daha çok taraflı bir sisteme yeniden odaklanmak açıkça doğru bir yaklaşımdır. Sonuç olarak sadece Mali ordusu sorumlu olmalı. Ancak başa çıkamadığı teknik ve insan kaynakları konusunda Fransa kesinlikle desteğini sürdürmeli ifadelerini kullandı. ABD sonunda itiraf etti, savaşı kazanamadık. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'daki durumun oldukça zor olacağını zaten bildiklerini dile getiren Psaki, "Bugün aldığımız kararı almamış olsaydık sonuçları çok daha ağır olurdu," diye konuştu. Psaki, Afganistan savaşı için bir zafer ilanı yapmayacaklarını vurgulayarak, "Bu 20 yıllık askeri olarak kazanılamamış bir savaş," ifadelerini kullandı. "Kongre ile de yakın çalışıyoruz. Binlerce Afgan'ı aileleriyle birlikte ülke dışına çıkarmak üzere bir planlama yaptık," diyen Psaki, "Bu planlamada ABD'deki bazı askeri üsler ve üçüncü ülkeler belirledik. Askerlerimiz tamamen çekilmeden bu Afganlar üçüncü ülkelere taşınacak," diye konuştu. Hangi ülkelerden bahsettiği konusunda detay vermeyen Psaki, bu taşınma sürecinin ise Ağustos itibariyle başlayacağını kaydetti. ABD'nin Pasifik'teki Guam Adası dahil, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın da Afganların geçici olarak götürüleceği ülkeler olduğu iddia ediliyor. Yunan basını itiraf etti, "Dış politikamız tek boyutlu ve dış güçlere itaatkar." Yunanistan'da dış politikayı eleştiren bir makale kaleme alındı. Savunma dergisi Defense Point'te yayınlanan makalede, "Son dönemde dış politikamızın tatbikatından örnekler çok endişe verici. Bir şeylerin değişeceğine inanmaya başlamıştık. Ancak devletin ve siyasi hiyerarşinin tüm seviyelerindeki bir dizi hamle, ulusal çıkarlarımızı çok az hesaba katan yabancı ajana körü körüne itaatin iyi bilinen otomatik pilotluğunun bir göstergesi," ifadeleri kullanıldı. Makalede Yunan dış politikasının tek boyutlu ve itaatkar olduğunu gösteren unsurlar şöyle sıralandı. Dendias'ın Balkanlar'da Yunan etkisinin sözde pekiştirilmesi için Priştine'ye yaptığı son ziyaret, Kosova'nın tanınması konusunda tam tanımanın bir başlangıcıdır. Ayakları üzerinde bile duramayan yeni İsrail hükümetinin Kosova'yı şu anda en yüksek siyasi öncelik olarak tanıması belirlenen öncelikleri de gösteriyor. Böylece Yunanistan-Sırp ilişkileri bozulacak. Belgrad, Yunan hamlelerinden duyduğu endişeyi ve memnuniyetsizliğini şimdiden dile getirdi. Atina, Balkanlardaki tek samimi müttefikini kaybetme, Büyük Arnavutluğa doğru hızla ilerleyen Arnavut faktörünün Yunanistan'a karşı emellerini güçlendirme tehlikesiyle karşı karşıya. Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ukrayna ziyaretinin Ankara ile ilişkilerini sınırlamayı amaçlayan bir girişim olduğu iddia edildi. Hatta karakteristik olarak Dendias'ın Türklere nefes aldırmadığı ve nereye giderlerse takip ettiği söylendi. Ama yansıyanlar hiç de öyle değildi. Gezi aynı zamanda Ukrayna'nın Moskova'yı sıkıştırmak için Batı desteğine ihtiyaç duyduğu bir zamanda gerçekleşti. Türkiye hem NATO ile hem de Rusya ile ilişkileri iyi tutuyor. Ukrayna üzerinde ekonomik ve siyasi nüfusa sahip olan Türkiye, karşılığında birleşik bir Rus karşıtı cephe yaratma çabasının bir parçası. Bunun en büyük kanıtı Kırım'ın Tatar unsurunu Kiev'in Türklere teslim etmesidir. Tatarlara verilen ayrıcalıkların sözde yerli bir unsur olarak tanınması Yunanlıları ilgilendirmez. Peki Dendias'ın gezisi ne sonuç verdi? Belli ki yoruma bile gerek yok. Ukrayna'yı Rus karşıtı bir kuşatmaya yönelik olarak Helenizm önemli bir rol üstlenmiştir. 3 yıl önce Fener Patrikhanesi, Amerikalıların yoğun baskısıyla bir Ukrayna Ortodoks Kilisesini tanıdı.
Din faktörü bir toplumun kontrolü için özellikle önemlidir. Ama açıkçası Yunanistan'ın bu operasyona dahil olmasının bizim en büyük sorunumuz olan Türk tehdidine nasıl yardımcı olduğunu anlamış değiliz. Donanma için yeni fırkateyn alımı dış baskılara ve belirli bir Amerikan önerisini tercih etme yönündeki iç niyetlere bağlı kalmış gibi görünüyor. Ancak bu Yunan ihtiyaçlarını en ufak bir şekilde karşılamamaktadır. Böylece sözde tersanenin hayatta kalması veya dış tehditlerden sözde koruma gibi alakasız argümanlar ortaya çıkıyor. Bir ülke kendi ulusal çıkarlarına uygun hamleler yapmalıdır. Kurtulmak için güçlü olana anahtarlarını teslim etme mantığı sizi teslim olmaya götürebilir ifadeleri kullanıldı. İngilizler reçeteyi yazdı. Krizden çıkmaları için Erdoğan gibi bir lidere ihtiyaçları var. Birleşik Krallık Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye ile Ukrayna arasında büyüyen ve gelişen ticari, askeri ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri analiz etti. AB-NATO ve Rusya-Asya arasında sıkışan ve toprakları işgal altındaki Kiev'in durumunun incelendiği analizde, Ukrayna için Rusya-Avrasya ve AB-NATO ikileminin ötesinde bir çıkış noktası olabilir. Bu nokta ise Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bağımsız bir dış politika oluşturabilecek ve düşüncelerini güçlü bir şekilde dile getirecek olan Ukraynalı bir liderin ortaya çıkmasını sağlamak denildi. Türkiye ve Ukrayna'nın AB üyelik sürecindeki belirsizliğine dikkat çekilen uzun analizde iki ülkenin büyüyen ilişkileri değerlendirildi. Ukrayna, Türk inşaat şirketlerinin üstlendiği projeler kapsamında dünya çapında ikinci sırada yer alıyor ve Türk Hava Yolları Ukrayna'nın en büyük taşıyıcısı konumunda. Türkiye ve Ukrayna'nın şu anda askeri teçhizat üretmek için 30 ortak projesi var. Mart ayından bu yana Türk ve Ukrayna Dışişleri Savunma Bakanları 2+2 formatında düzenli toplantılar yapıyorlar. Önümüzdeki aylarda da büyük bir serbest ticaret anlaşması imzalanacak. Türkiye ve Ukrayna benzer jeopolitik görüşlere sahip. Türkiye bölgedeki devletlerin toprak bütünlüğünün güçlü bir destekçisi ve ayrılıkçılığı destekleyen ülkelere şüpheyle yaklaşmakta. Türkiye ayrıca Ukrayna'nın kurmuş olduğu Kırım Platformu girişimini destekliyor. Türkiye ve Ukrayna'nın Azerbaycan'da da benzer çıkarları var. Her iki ülkede Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ'daki topraklarını özgürleştirme hakkını destekledi. Görünen o ki Avrupa Birliği tarafından Avrupa'nın kapısında olan Türkiye ve Ukrayna'ya yalnızca daha sıkı entegrasyon ve ilişkilerin genişlemesi teklif edilecek. Ancak asla tam üyelik sağlanmayacak. NATO ile ilgili olarak ise Türkiye ittifakın uzun süredir üyesi. Fakat Ukrayna yaklaşık 20 yıldır birliğe katılmaya çalışıyor. Ukrayna'da NATO'nun davet etme aldatmacasına ilişkin hayal kırıklığı henüz Gürcistan'daki kadar derin değil. Ancak büyümeye devam ediyor. Geleceği belirsiz olan bu ortamda Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının özellikle askeri alanda genişlemeye devam edeceği açık ifadeleri kullanıldı. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.